Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Aslında ben bu videoyu önümüzdeki haftalarda yayınlanmak üzere planama almıştım. Amacım da Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele eden uçak helikopter filosunu size biraz tanıtmak ve gelecekte neler yapılabilir bunları konuşmaktı. Ama geçen hafta hem Hatay'dan hem de Kahramanmaraş'tan acı acı haberler gelmeye başladı. Terör örgütü PKK insanımızı öldürdüğü veya askerimizi, polisimizi, devlet görevlilerini şehit etti yetmezmiş gibi bu bölgede de orman yangınları çıkarmaya başlamıştı. Tam da işte Türkiye, Azerbaycan'ın arkasında Ermenistan'la yaşanan çatışmalar, giderek kısanan Doğu Akdeniz veya zaten fazlasıyla sıcak olan Suriye ve Kuzey Irak konularının arkasına bir de PKK orman yakarak farklı böyle bir gücümüzü bölmeye çalışma gibi de böyle de farklı adım atmıştı. Bu yangına artık Söndürme sezonunun sonuna gelen uçak ve helikopterler katıldı. E, Şans dedik en azından bu filonun önemli bir kısmı henüz Türkiye'deydi. Eğer bu yangın 15-20 gün sonra çıksa bu filonun bir kısmı ülkemizde de olmayabilirdi. Ve havadan müdahalede de yeterli hale gelinmeyebilirdi. Neyse ki yangınlar kontrol altına alındı. Orman Bakanlığı'nın hem havadan görev yapan personeli hem yerden bu yangınlara müdahale eden personeli ve tabii ki bölgedeki vatandaşların büyük özverisiyle yangınlar kontrol altına alındı ve en azından çok büyük bir tehlikenin yayılması önlendi. Ama tabii ki yanan ağaçlar yüreğimizi de aynı zamanda yaktı. Tek bir ağacın yanması bile bu yüreğimizin yanmasına neden oluyor. Çünkü onlar geleceğe bırakacağımız miras. Bu yıl Orman Bakanlığı orman yangınlarıyla havadan müdahalede farklı bir yol izledi. Geçmiş yıllar hep Türk Hava Kurumu'ndan kiralanan uçaklar e, iki sezondur hem 2019 yazı hem 2020 yazında ne yazık ki iki yıldır yaşanan problemler nedeniyle kiralanamadı. Bunun yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Rusya'dan Beriev B-200 tipi amfibik iki uçak kiraladı. Bu uçaklar 12 ton su atma kapasitesine sahip. Denize inebiliyorlar, göle inebiliyorlar. Jet motorlara sahip çok yüksek performanslı uçaklar. Gerektiğinde açık denize inip kurtarma çalışmaları da yapabiliyorlar. Kapısının hemen yanında bir winch var. Örneğin bir gemi battı diyelim. Salları var o geminin. O sallarla birlikte kazazedeleri kurtarabilen, 70'e yakın da yolcu taşıyabilen devasa uçaklar. Bu iki uçak kullanıldı. Ve Orman Bakanlığı bu uçaklar için 12.4 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi. Bu e, miktar içerisinde tabi size çok büyük gelebilir ama bu yangınlarda işte İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da veya Hatay'da çıkan son yardımda hatta geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'de çıkan yangınlarda vardı. Bu uçaklar çok aktif olarak kullanıldı. Biri İzmir'de, biri Antalya'daydı bu uçakların. Böylelikle Türkiye'nin farklı yerlerine kaydırıldı. Hatta o kadar yoğun uçtu ki sonra Hatay'daki yangın söndürme sırasında gövde içine aldığı su kapaklarından biri e, sanıyorum iniş sırasında bir kırım geçiriyor. Ve o kapaklarla ilgili bir problem yaşandı. Bir uçakta yere inmek ve yedek parça beklemek durumunda fabrikadan. E, 12.4 milyon dolar verildi ama yani uçaklar bunları fazlasıyla çıkarmaya çalıştı. Şimdi orman yangınlarında uçaklar kullanılıyor, bir de helikopterler kullanılıyor. Bu yaz sezonunda Türkiye'de kiralık olarak 27 helikopter kullanıldı. Bunlar arasında Kaan Havacılığın Türk Havacılığına kazandırdığı Kamov K-32 helikopterler de var ki bu helikopterler TC havacılık tabiriyle öğrenmeniz için söylüyorum. Tango Charlie rejistrasyonuyla, Türkiye Cumhuriyeti rejistrasyonuna sahip oldu. Ve bu helikopterler Türk pilotları tarafından uçurdu. Ama önemli bir kısmı da ki bunların birçoğu Mi-8 veya aynı tip Kavok 32 tipi helikopterler bunlar da özellikle e, eski Rus Cumhuriyetlerinden yani Doğu Bloğundan kiralık olarak gelen helikopterler. 30 yıldır Türkiye kiralık helikopter çeşitli ülkelerden e, temin ediyor. Bunları getiriyor Türkiye'de. Yangın söndürme sezonlarında ki bu sezon genellikle işte Mayıs gibi başlıyor. Ekim'e kadar devam ediyor. Bu helikopterleri çalıştırıyor. Bugüne kadar Bizim bu helikopterlere ödediğimiz para 3 milyar doların üzerinde. Şimdi bu kadar büyük bir meblağa, büyük bir paraya yan yana koyduğunuz zaman insanın aklına niye Orman Bakanlığı helikopter almıyor, kalıcı bir filo kurmuyor sorusu geliyor. Biliyorsunuz bir taraftan da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın T70 projesi var. T70 aslında Sikorsky'nin S70i serisi, Black Hawk serisinin uluslararası modelinin Türk versiyonu. Motorları T'de, Eskişehir'de T700 serisi olarak imal ediliyor Ankara'ya geldi işte testler başladı bunlarla ilgili e, Yıl sonu gibi de ilk helikopterin çıkması planlanıyor Ama tabii yaşanan pandemiden dolayı bir kayma olabilir Bu 109 adetlik helikopter ihalesinde önce 20 adet Orman Bakanlığı'na tahsil edilmişti Orman Bakanlığı bu helikopterleri alarak yangın söndürme görevlerinde kullanılacaktı ama Helikopter sayısı bugün artık 3'e düşürülmüş durumda ve ilk çıkacak 3 helikopter de Orman Bakanlığı'na verilecek ve Orman Bakanı e, Pak Demirli'nin açıklamasına göre bu helikopterler personel taşıma amaçlı kullanılacak. Black Hawk'lar gerçekten Türkiye'de Güneydoğu'da terörle mücadelede kendini ispat etmiş platformlar. Çok iyi helikopterler, çok kuvvetli helikopterler. E, bunlardan 3 tanesi de Orman Bakanlığı filosuna katılacak ve personel taşıma amaçlı kullanılacak ama Yurt dışında bu helikopterlerin altına özel bir bölüm takılıyor. Ee, sarkıttıkları boru sistemiyle işte göllerden, göletlerden, oluşturulan havuzlardan veya denizden su alıyorlar. Aynı zamanda su boşaltarak belirli alanları söndürmeye hedefliyorlar. Ben buraya şöyle bir örnek vermek istiyorum. Çok da uzağa gitmeye gerek yok çünkü şirketin merkezi Türkiye'de. Kaan Havacılık var. Kaan Havacılık'ın dünyada farklı helikopter şirketlerin sahipliği veya ortaklığı var. Sahip olduğu şirketlerden biri de Canair'in Avustralya'daki merkezli şirketi Canair adını taşıyor. Bu şirket Amerikan ordusunun envanterinden çıkmış 30 yaşının civarında çeşitli Black Hawk helikopterlerini ki Amerika'da bu helikopterlerin adı UH-60 satın aldı. Bu helikopterler modifiye edildi, sivilleştirildi, tekrar sistemleri elden geçti, atıyorum askeri sistemler söküldü üzerinden tamamen sivil hale getirildi. Ve bu helikopterlerden yanlış hatırlamıyorsam rakam 7 olması lazım. Avustralya'da yangın söndürme operasyonlarında kullanılıyor. Türkiye'ye döndüğümüz zaman Black Hawk'ların S-70'den ilk kullanıcısı jandarma genel komutanlığı ki biliyorsunuz jandarmanın çelik kanatlar diye akrobasi ekibi var aynı zamanda bu helikopterlerle çalıştığı. Jandarmada 30 küsür yıldır bu helikopterler çok büyük başarıyla kullanıyor. Acaba bu eski helikopterlerin bir kısmı alınıp sivilleştirilip Türkiye'de Orman Bakanlığı'na verilebilir mi? Bence e, Orman Bakanlığı'nın o Avustralya'daki proje gibi bununla da ilgili düşünmesi gerektiğini anlıyorum. Ve peyderpey kiralık olarak alınan helikopterlerin sayıları azaltılarak bunları ülkemizde kalıcı bir çözüm haline getirilebilir. Gelelim uçak konusuna. Bu yıl e, bakanlık Rusya'dan kiraladığı Beriev B-200 tipi uçağı e, kiralama operasyonunda iki uçağı İzmir ve Antalya'dan orman yangınlarına katıldı. Tamam. Ama Türkiye'nin bu tür uçaklara da ihtiyacı var. Şimdi 12 ton bunlardan az 1-2 tane alınabilir. Rusya ile konuşulabilir. Bu uçaklar EASA sertifikasyonuna sahip. Ee, Uçan gövdesi Rus, motorları Ukraynalı. Yani Ukraynalılar aramız çok iyi. Orta bir çözüm bulunarak bu uçaklar alınabilir. Fabrikasına zaten Orman Bakanı gitti. Bununla ilgili bir çalışma olabilir. Ama... Sadece elde bir 12 tonluk bir uçak yeterli değil. Bazı yerlere daha hafif kapasitelere sahip uçaklar geliyor. Bir taraftan bakıyoruz. Bunun altında nedir? 6-7 ton atabilen, eski bombardiyanın e, sahip olduğu Kanadair daha doğrusu CL-415 ve 515 serileri var. Şimdi bu uçaklar Viking Air bünyesi içerisinde. Bu uçaklara sipariş verilebilir. Bu uçakların kapasiteleri daha az ama Türkiye'de Bakım ve pilot konusunda da önemli bir altyapısı var ki Türk Hava Kurumu bu uçakları uzun yıllar işletti. Bu uçakların daha doğrusu piston motorlu 215 serisine. Şimdi bu uçaklardan sipariş verilebilir ve kısa vadede de Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını Orman Bakanlığı kendi envanterine alır ve bu uçaklar modifiye ederek bakımdan geçirilebilerek kısa sürede uçabilir hale gelir. Yani 2021 yazı için elimizde öncelikle bu uçaklar olabilir, kiralık uçaklar da olabilir. Bunlarla birlikte çok güçlü bir filo yapısı oluşturmuş olur. Bunu niye söylüyorum? Bu yıl oldukça kurak geçiyor. Kuraklık demek orman yangını riskini arttırması demek. Bu açıdan da çok ciddi bir adım atılabilir. Böyle bir filonun uçaklardan oluşan, e, helikopterlerden oluşan bir filo Türkiye'nin uçaklarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey. Dediğim gibi sipariş verilebilir. Bu CL415 veya 515'lerin altına da tek motorlu uçaklar kullanılabilir. Türk Hava Kurumu'nun elinde uzun yıllar Dromader uçakları vardı. Bunları böyle bir inat uğruna kal ettiler bu uçakları. Çürütmeye bıraktılar. Bu uçaklar tekrar ayağa kalkabilir mi? Bunun tabii mühendislik olarak araştırılması lazım. Veya daha ufak, yeni nesil turboprop motora sahip, tek kişilik, e, tek motorlu denize de inip kalkabilen amfibik çeşitli ilaçlama uçaklarının versiyonları var. Bunlardan da satın alınmak. İşte en tepede Beriev 12 ton. Orta sınıfında CL-415-515 gibi suya inip kalkabilen 6-7 tonluk uçaklar. Onun altında geçici olarak Türk Hava Kurumu'nun filosundaki anıp toparlanabilecek uçaklar ki bu uçaklar en az 5-6 yıl çok rahat kullanabilir. Onun en altında da 1-1,5 ton su atabilen bu dediğim tek motorlu uçaklarla çok güçlü bir uçak filosu. Aynı şekilde bir helikopter filosu Türkiye'nin uzun yıllar ee, önündeki orman yangınlarıyla mücadelesinde hem paranın ülkemizde kalmasında hem Türkiye'de istihdam oluşması açısından çok ciddi bir e, altyapı sunulabilir. Şimdi bu uçaklar ağırlıklı olarak yaz aylarına görev yapıyor. Kış dönemi ne olabilir? Burada görev yapan pilotlar örneğin uçuş okullarında görev yapılabilir. Veya devletin çeşitli uçuşları var. Bunlarda ortak bir havuz oluşturularak bunların uçması gerçekleştirilebilir. Veya Güney yarım kürede biliyorsunuz mevsimler ters. Türkiye kuzey yarım kürede burada kış varken aşağıda yaz var. Bu ülkelere kiralama hizmeti verilerek uçakların, helikopterlerin 6 ay boyunca burada görev yapmaları sağlanabilir. Benim aklıma gelenler bunlar ama ne yazık ki biz kısa vadede hemen kiralamayı seçiyoruz. Uçak kiralıyoruz, helikopter kiralıyoruz. Hemen o sezonu atlatıyoruz ve gelecek yıla kulağımızın üzerine yatıyoruz. Ama bunların artık kesinlikle beraber çözülmesi gereken Önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki önemli bir parantezi insansız hava araçları için atmak istiyorum. Hani şu PKK terör örgütü yaktı deniyor ya son yangınlarda. E, bu yıl ilk defa insansız hava araçları Bayraktar TB2'ler kiralandı. Ve yaklaşık 2 aylık dönemde ormanların kontrol edilmesi için kameralarıyla bu İHA sistemleri görev yaptı. Ekiplerin erken sevk edilmesi hem yerden hem havadan bu İHA'ların çok ciddi bir görevi oldu. Aklıma da şöyle geliyor. Kanadının altına iki tane mamle, iki de mamce takacaksın. O yakanları gördüğünüz zaman kafalarını atacaksın ama tabii ormanda tekrar yangın çıkarma riski nedeniyle bu şimdilik şöyle bir ama deyip dursam da insansız hava araçlarında orman yangınlarıyla mücadelede önemli rolünün olduğuna inanıyorum ben. Öncelikle şu dönem içerisinde keşif tabii ki çok önemli. Görüntü alıp koordinetme amaçlı kullanılabilir. Ben eminim ki gelecekte pilotsuz uçaklar, Öyle 5 ton 10 ton taşıyabilen uçaklar belki de İHA'lar tarafından havada koordine edilecek, pilotsuz olarak uçurulacak ve bu uçaklarla da risk alınmadan çünkü orman yangınlarıyla havadan mücadele gerçekten çok meşakkat, çok zor iş, şey. iyi pilotaj gerektiriyor ve aynı zamanda iyi koordinasyon gerektiriyor. E böyle bir durumda belki de pilotsuz sistemler bu uçakları uçurmaya başlanacak ve risk alınmayacak. Tabi bu konuyla ilgili hava kuvvetlerinin envanterinden çıkmaya başlayan gövde ömürlerini tamamlamış C-160'lar kullanılabilir mi? Veya CN235'ler zaman zaman bu operasyona destek verilebilir mi gibi aklıma birçok soru geliyor. Kuşkusuz bunların cevapları yapılacak olan mühendislik işlemler, mühendislik değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkacağına inanıyorum. Tabii ki orman yangını sadece havadan alınacak önlemlerle değil, yerde çok ciddi bir ekip var. Tarım Orman Bakanlığı'nın 18 bine yakın personeli Türkiye'mizin her tarafında farklı ormanlarda görev yapıyor. Ama tabii ki dönüyor dolaşıyor iş bizim çocuklarımıza bırakacağımız bu miras ormanlar, onların ormanları sevmeleri için bizim onlara ağaç sevgisi aşılamamız gerekiyor. Belki çocuklarla ağaç dikme faaliyetleri yapılabilir. Ben üniversite öğrencisiyken buna Çanakkale'de katılmıştım. Benim gerçekten ufkumu açan çok önemli bir çalışmaydı o. Bunu ne kadar çok çocuklarımıza anlatabilirsek, onlara ağaç sevgisini aşılayabilirsek aslında bu ormanları korumanın da en iyi yolu bu olduğuna inanıyorum. Bugün orman yangınları ve havadan müdahale neler yapılabilir konusunu değerlendirmek istedim. Lütfen sorularınızı yorum olarak atın. Aklınıza gelen sorular veya şirketler için, işbirlikleri için info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Katıl tuşuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.